Yepyeni bir güncelden herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün önemli bir stüdyo konuğumuz var. Doktor Güzide Elites, Bursa Tabip Odası Başkanı kendisi. Bu anlamlı günde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sizi ağırladığımız için öncelikle biz memnuniyet duyuyoruz. Öyle başlayalım. Ve kutlayalım öncelikle başlamadan programa da. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlayalım. Biraz tatsız konular var konuştuğumuz ne yazık ki. Dün İnegöl'de elim bir kaza yaşadık. 7 kadın hayatını kaybetti Ankara'daki bir etkinliğe giderken. Böyle başlayalım dilerseniz. Buruk kutlanıyor biraz Türkiye'de bu sene. Evet, artık kutlamaların pek çoğu, hani bizim 14 Mart Tıp Bayramımız da yaklaşıyor. Çoğu buruk kutlanıyor. Çünkü gerçekten çalışma hayatımız oldukça sıkıntılı. Dün de maalesef bir trafik kazasında 7 tane canımızı kaybettik. Gencecik 7 kadın. Ben fotoğraflarını görünce gerçekten çok üzüldüm. Bugün cenaze törenleri vardı. Çok üzücüydü. Çünkü onlar Ankara'ya bugün orada yapılacak kutlama toplantılarına, yürüyüşe gideceklerdi. Büyük bir sevinçle yola çıkmışlardı. Fakat maalesef ülkemizin bir başka gerçeği olan trafikle ilgili yaşanan bir sıkıntından dolayı maalesef kaybettik. Çok üzücü. Ama hakikaten baktığımızda da şöyle değerlendirme de yapabiliriz. Biliyorsunuz 1970 kişi ölmüş iş kazalarında çalışma hayatına baktığımızda. Bunların 110 tanesi kadın. Ve bu kadınların pek çoğu bir iş yerine giderken, hatta bazıları mevsimlik işçi, biliyorsunuz onlar da yollarda ölüyorlar. Bunların çoğu yine yollarda ölmüş. Yani %20 kadarını canlarımızın yollarda kaybediyoruz. Çalışma hayatının içerisinde bizdeki ölüm oranları biliyorsunuz dünyadaki en yüksek ölüm oranlarının içerisinde. Maalesef. Ama Kadınlar Günü'nde özellikle mücadelelerin konuşulduğu, emek mücadelelerinin konuşulduğu böyle bir günde yine onların acılarını anmak, onlar için acıyla yad etmek, onları kayıplarından dolayı üzüntü duymak gerçekten çok zor. Biliyorsunuz zaten 8 Mart'ın kendisi de böyle bir kayıptan sonra bir anma günü olmuştur. Pek çok insan bunu çiçeklerle, pek çok erkek iş yerlerinde böyle güzellikler yapıyorlar, kadınlara zarafetle yaklaşıyorlar ama aslında bu bir emek mücadelesi günü. Kadınlar da bunun böyle alınmasını istiyor. Türkiye'deki kadınların tamamı aslında emekçi. Baktığınızda evlerinde çalışanlar ve iş hayatında çalışanlar olarak ayırabiliriz. Bir de ikisini de yapanlar var. İkisini yapanlar var artık. Tabii ki çalışma hayatında içinde olanlar çok ataerkil bir düzende yaşadığımız için aynı zamanda evlerine de gelip tekrar çalışmaya devam ediyorlar. %62 gibi bir oran Türkiye nüfusunda kadınlarda hiçbir ücret almadan evlerinde çalışan insanlar, geri kalan insanlar da, kadınlar da emek dünyasında, iş dünyasında çalışıyorlar. Ve bu dünyada özellikle sanayileşmede çok büyük emekleri var. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrası kadınlar emek hayatına, çalışma hayatına Batı ülkelerinde özellikle girmiş durumda. Bizde ise gerçekten son dönemlerde özellikle anmalarla daha çok ortaya çıkmıştır. Bursa'nın özel bir tarihi var burada. Biliyorsunuz ilk kadın direnişi de yine 1910 yılında Bursa'daki ipek fabrikalarında olmuştur. Hatta ilk işçi direnişi diyebilirim ben onu. Osmanlı'daki ilk işçi direnişi diyebiliyorum. Özellikle kötü çalışma hayatının onlara dayatılması nedeniyle 3000 kadar kadın işçi ağırlıklı direniş yapmışlardır, iş bırakmışlardır. Bursa'nın da böyle bir tarihi vardır aynı zamanda çalışma hayatında. Bugün hakikaten Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar bunu coşkuyla kutlamak istiyorlar. Böyle üzüntülü olaylarla
atlamak istemiyoruz. Evet. Çalışma hayatının içerisinde var olduğumuzu, bu dünyada bizim emeğimizle var olduğunu, dünyanın yarısı, yarı nüfusuna sahip olduğumuzu, özgürlüğü, emeğimizi ve eşitliğimizi savunarak kutlamak istiyoruz. Evet, dediğiniz gibi hiçbir fark yok çünkü aslında. Evet. Baktığımızda cinsiyet ayrımı çok çirkin bir şey. Şöyle devam edelim. Sözlerinizin içinde de değindiniz. Çalışma hayatında olan kadınlar var, ev içinde çalışanlar var. Dünkü kazada 7 kişi, 7 kadın hayatını kaybetmişken, isim söylemeye gerek yok ama 4'ü bir fabrikada çalışıyordu, hı hı. Aynı fabrikada. Bu fabrika bugün üretime devam etti. Çok da tepki çekti aslında bu sosyal medyada kullanıcılar. Kendi tepkilerini en azından dile getirdiler. Siz neler söylersiniz? Şık kaldı mı bu davranış? Şimdi ekonominin var olması, bu ülkenin geleceği, bir sürü şey konuşmak etmesi ama insan temel olmalı. Yani biz eğer ölüme dahi saygı gösteremediğimiz bir nokta varsa, canlara, can kayıplarına saygı gösteremediğimiz bir nokta varsa, o artık temel haklarımızdan, insanlığımızdan kaybetmeye başladığımızı gösterir ki bence bu ulusa yakışmıyor diyelim. İsterdik ki onlar da tümden üretimi durdurup bu cenazelere katılsınlar ve gerçekten orada herkes üzüntüsünü dile getirsin. Bu çok güzel bir şey olurdu. Olmamış, üzüntü verici sadece. Evet, üzüntü verici diyerek geçelim. Evet. Kadınlar Günü ile ilgili son sorum olsun. Daha doğrusu genel olarak bir soru olsun. Daha sonra sağlık sektöründeki sorunlara geçelim. Bunca yıldır siz de iş hayatının içerisindesiniz. Evet. Sektör olarak siz sağlık sektöründesiniz. Farklı sektörlerde çalışanlar var. Eşit mi şartlar sizce? Kadın ve erkeğe eşit gözle bakılıyor mu çalışma hayatında? Sağlık sektöründe kadın erkek eşitliği gene görece olarak daha çok sağlanmıştır. Çünkü eğitim düzeyi en yüksek bir kesimden, meslek grubundan bahsediyoruz. Gerçekten bunun böyle olduğunu, fırsat eşitliklerinin daha fazla eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer sektörlere baktığımızda çok öyle gözükmüyor. Çünkü sayılar diyor ki Türkiye'de çalışma hayatının içinde %1 oranda kadın yönetici var. Bu çok düşük, çok bir rakam. Düşük bir rakam, evet. Yani mesela ben bunca yıldır kendi meslek odamda ilk kadın başkanım. Bu bile bazı şeyleri anlatıyor. Bunda tabii ki tek başına kadınların da kendini bazı alanlarda çekmeleri de söz konusu. Bu farklı bir alan mesela bizim meslek odaları yöneticiliği. Fakat çalışma hayatına baktığımızda kadınların eşit fırsat koşullarına sahip olmadıklarını, genel anlamda tüm çalışanlara baktığımızda eşit ücretlerin de söz konusu olmadığını görüyoruz. Ve kadınlara tanımlanmış bazı meslekler var. Sağlık bunlardan bir tanesi. Özellikle hemşirelik gibi, ebelik gibi tanımlanmış. Gerçi son zamanlarda erkekler de bu alana ilgi gösteriyor. Ama daha kadınlara bırakılmış alanlar bunlar. Bunların özel koşulları var. Bazı yine meslek grupları yine kadınlara tanımlanmış. Ama buradaki ücretlerin ve temel hakların kadınlara göre düzenlenmediğini görüyoruz. Baktığımızda cinsiyetçi bir yaklaşımın mesleklerde de mutlaka olması gerekiyor. Çalışma alanlarının kadınlara göre ve onların yaşam şekillerine uygun düzenlenmesi gerekiyor. Temel hakların buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Daha çok yolumuz var. Evet. Bir eşitlikten söz etmek çok şu anda mümkün gözükmüyor. Diyorsunuz. Evet. Evet. Peki sağlık sektörüne geçelim dilerseniz yavaş yavaş. Sizin de uzman olduğunuz bir konu. En azından şu an öyle söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde aslında bir açıklamanız vardı. Gündeme de oturdu. 5 dakika muayene yeterli mi? Bu zaten tartışılıyordu. Sizin açıklamalarınız vardı. Belki duymayanlar olmuştur. Üzerinden çok da kısa bir zaman geçti aslında ama biraz üzerinden geçelim yine. Aile hekimlerinin evet sorunları var, onlar var. Birçok şey konuşacağız ama 5 dakika muayene, bir vatandaş geliyor sağlık ocağına ya da hastaneye. Yeterli mi? Burada yeterli tanı konulabiliyor mu? Yeterli tedavi yöntemleri birebir sağlıklı bir şekilde iletişim sağlanabiliyor mu hastayla doktor arasında? Şimdi bunun bir kere altını çizmek lazım. Bu hekimlere dayatılan bir şey. Çünkü sağlıkla iletişim problemi belki en olumsuz taraflarından bir tanesi. Hastaya ayrılan sürenin oldukça kısıtlanmış olması. Çünkü bir randevu sistemi var. Biliyorsunuz hem internet üzerinden hem de telefonla alınan bir randevu sistemi var. Buna aile hekimleri de dahiller.
buradaki radyo sistemleri verilen süreye aralıklara baktığınızda 10 dakika gibi gözüküyor. Fakat hastaneye gittiğinizde gerçekler böyle değil. Çünkü hastaneye gittiğinizde oradan da randevu alabiliyorsunuz. Ve bunlar oradaki hastane yöneticileri tarafından da desteklenen bir şey. Çünkü hastaneleri bir ticarethane gibi değerlendiriliyor artık. Ve kar etmesi amaçlanan bir kuruluş gibi bakılıyor. Böyle olunca daha çok hasta bakmak, daha çok tetkik yapmak bu hastanenin gelirini arttırıcı bir unsur olarak önümüze geliyor. Bu sefer ne oluyor? Hastaya ayrılan süre azalıyor. 5 dakikalık bir sürede hani hastaya ne kadar yeterli cevap olur, onun ne kadar sorunlarına cevap verebiliriz, ne kadar onu sağlıklı bir şekilde irdeleyebiliriz. Çünkü bizim muayenemiz birkaç aşamadan oluşuyor. Önce bizim hastayı bir dinlememiz lazım, onun şikayetlerini, anemnez dediğimiz bölüm. Sorgulamamız lazım, hastalığına dair sorular sormamız lazım. Ondan sonra da muayene etmemiz lazım. Yani baktığınızda muayene sayılarının günde 70, 80, 90, 100, yüzleri aşan rakamlarla hasta bakılan poliklinikler var. Bu acillere gittiğimiz zaman başvurular günde bir hekimin baktığı hasta sayısı 24 saat içinde 300'lere varıyor. Bu yani bu bizim normal Bursa'daki herhangi bir acil polikliniğe gittiğinizde aldığımız rakamlar. Geçenlerde bir ziyaret ettiğimiz hastanede şöyle bir gerçek vardı. Gündüz polikliniğinden daha fazla gece hasta baktıklarını söylediler. Şimdi sorun burada hastaya ayrılan zamanla ilgili. Eğer hastanıza yeterince zaman ayıramıyorsanız mutlaka atlayacağınız bir şey olacaktır. Hekimler ne yapıyorlar bunun için? Bu başka bir sektörü neden oluyor, başka sorunlara neden oluyor. Diyorlar ki bu sefer mutlaka hekimler de hastalarına zarar vermek istemeyen insanlar ve diyorlar ki nasıl çözebiliriz bunu? Daha fazla tahlil isteyerek çözebiliriz. Çünkü hastanın verilerine ulaşmak bu noktada önemli oluyor. Bu neyin kapısını açıyor? Daha fazla tetkikin kapısını açıyor. Gerekli mi değil mi bilmiyoruz. Ama gerekli olduğunu bakılmaksızın pek çok tetkik yapılıyor hastalara. Örneğin MR'da biz dünya birincisiyiz MR çekiminde. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Hani bu benim rakamlarım değil. Bizzat dünyadaki yapılan çalışmalara, MR sayılarına baktığımızda Avrupa'nın zaten birincisiyiz. Dünyada da birinci diyebiliyorum. Oldukça fazla laboratuvar tetkiki, işte değişik görüntüleme yöntemleri, röntgenler ve MR'lar söz konusu. Böyle olduğunda çünkü hekim doğru veriye ulaşmak istiyor, hastasına doğru tanı koymak istiyor. Evet. Bunların desteğini almak istiyor. Teknolojinin ve tıbbın getirdiği diğer şeyle. Tabii ki bunlar yapılacak. Ama gerekiyor mu, gerekmiyor mu? En kritik soru bu. Ne oluyor? Bu sefer biz çok daha fazla sağlığa para harcamış oluyoruz. Ülke ekonomisine oldukça zarar veren bir durum. Bunun dışında geçenlerde biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı akılcı antibiyotik kullanımı diye bir kampanya başlattı. Evet. Bununla ilgili bütün aile hekimlerimiz eğitimler geçiyorlar şu anda. Ve bu kampanyayı özellikle kamudaki kamuya yönelik görseller var, değişik şeylerle bu konuda da halkı bilinçlendirmeye evet, daha çalışıyor. Daha önce görmediğimiz reklamlar evet, dönmeye başladı. Doğru yapıyorlar, çok iyi yapıyorlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok güzel yapılan bir iş. Fakat bunun altında yatan nedeni ortadan kaldırmak lazım. Şimdi mutlaka halkın sağlık okuryazarlığını artıran bir takım çalışmalar yapılması lazım. Bakanlığın temel görevlerinden bir tanesi de bu. Ama bunun yanında bu sorunu temelinde çözmeden sadece kampanyalarla önüne geçmeye çalışmak ve hekimlere bu konuda demek ki daha az antibiyotik yazın. Halka da demek, şunu demek yani sizin sağlığınız bu anlamda zarar görüyor. Çok antibiyotik ve gereksiz antibiyotik yazılarak. Bunlar hepsi gerçek. Ama neden yazılıyor? İşte aslında temelde bu ayrılamayan sürelerden yazılıyor. Çünkü hekim hastasını konusunda net karar veremediği zaman bu tarz bir yola sapıyor. Ve bunu da hekimi suçlayacak hiçbir nokta yok. Çünkü
kesinlikle hastasına daha yararlı olmak ve daha doğru teşhis koymak ve sorununu çözmek istiyor hastasına. Evet, aslında vatandaşın da burada yapacağı, tamam bilinçlenmek önemli ama sonuçta 5 dakika içerisinde belki zaten yarısında derdini anlatmaya anca vatandaşın süresi yetiyor. Dediğiniz gibi 5 dakikalık bir sürede hani neler konuşulabilir? İnsan aşağı yukarı kestirebilir bunu. Bir yani, muayene eklenebilir mi buna? Ve eklenen muayenenin kalitesi de önemli. Onun için biz hekimler diyoruz ki hastalarımıza daha fazla zaman ayıralım. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Hekimlere yapılan ödeme, ücret ödemeleri onların emekliliğine, belki daha sonra da konuşabiliriz bunu ama, yansımayan bir performans sistemiyle ödeniyor. Yani baktıkları hasta sayısı üzerinden. Öyle olunca buralarda çelişkiler başlıyor. Yani biz istiyoruz ki hastalarımıza zaman ayıralım, onlara nitelikli zaman ayıralım. Bu sefer muayene sayıları artıyor. Şimdi mesela bakıyoruz OECD rakamlarına, Avrupa'da en fazla hasta başvurusu olan ülkeyiz biz. 9'u geçti bildiğim kadarıyla. Bir yılda bütün nüfusa bakıldığında hemen hemen kişi başına düşen muayene sayısı 9, başvuru sayısı hastaneye. Çok bu çok yüksek bir rakam. 4,5'larla başlamışız 2003'lerde. 4,5'muş. Bunun şöyle savunuyor bakanlık. Diyor ki bu hasta hekime ulaşım kolaylaştı. Tabii ki bunun katkısı vardır. Ama yine de bu süre çok yüksek. Bunun temel sorunu bu süreler nedeniyle hastalığına çözüm bulamadığını düşünen insanlar hekime birkaç defa gidiyorlar. Örneğin ben şöyle bir olay yaşadım. Hani bu hepsini özetlediği için anlatabilirim bunu. Bir gün bir hastam geldi bana. Bir torba ilacı var elinde. O gün 3 tane hekime gitmiş. Aynı bir omuz ağrısı için. Bir fizik tedaviciye gitmiş, bir ortopediste gitmiş. Bir de dışarıda özel hastanelerden birine gitmiş. Ve üçü de ona, üçünün reçetelerini almış. Ama şöyle bir kaosla tabii karşı karşıya gelmiş. Bana getiriyorum, ben bunlardan hangisini kullanayım? Yani çünkü hiçbirinde yeterince onun sorununa çözüm olacağını düşünebileceği bilgi aktarımına erişememiş. Pek çok insanımız var bu durumda. Yani bu tabii çok ekstrem bir örnek belki ama aynı hastalık için, ki bu ameliyatlar için belki söz konusu olabilir. İnsanlar cerrah onlara ameliyat olmalısın dediğinde belki bir cerraha daha başvuruda bulunur. Onun da görüşünü almak isteyebilir. Bu anlaşılır bir nokta. Ama temelde baktığınız işte basit bir omuz ağrısı gibi, basit bir gribal şikayet gibi bazı hastalıklarda, örneğin bir mide sorunu gibi bir şeyde birkaç tane hekim gezmesi çok anlaşılır bir şey değil bu. Bunun işte bakanlığın belki de bu sağlık sistemi içerisinde temelde bu sorunları masaya yatırması gerekiyor. Biz meslek örgütü olarak bunu her platformda, her şekilde dile getiriyoruz ve 14 Mart öncesi de tekrar böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Peki, harika olmuş. Zamanlaması da çok güzel olmuş diyelim. Şöyle devam edelim. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunları neler şu anda baktığınızda? Hekimlerin en büyük sorunları tabii ki öncelikle hastaları ile ilgili kaygıları. Çünkü yaptıkları işi herkes iyi yapmak istiyor. Herkes yaptığı işin kalitesinin çok iyi olmasını, iyi hekim olmak istiyor, iyi hekim olarak anılmak istiyor. Ve bu nedenle de hastalarına öncelikle dediğim gibi bu zaman ayırma konusu her hekim mutlaka kafasını kurcalayan bir şey. Bunun dışında artan çok büyük iş güçleri var, yükleri var. İşte bu randevu sistemi onları bakma kapasitelerinin çok çok üstünde hastayla muhatap ediyor. Bunun dışında o insanların aynı zamanda hastanelerde özellikle baktığınızda yatan servisli hastaları var. Onlara zaman ayırması lazım. Cerrahların baktığımızda ameliyatları var. Bu yükleri bir süre sonra insanlar kaldıramaz hale geliyor. Aile hekimlerimiz aynı şekilde onların ev ziyaretleri olabiliyor, aşıları var. Pek çok koruyucu sağlık hizmetleri var ve her gün bakanlık bunlara yenilerini ekliyor. Bu anlamda biliyorsunuz nöbetle ilgili sıkıntılar var. Bir dönem onları
acillerde nöbette tutulması, evet, tutturmak konusunda bayağı bir girişimleri oldu. Uzun bir mücadelenin sonucunda bakanlık bu uygulamadan vazgeçti. Şimdi de şöyle bir son Recep Akdağ'ın Sayın Bakanımızın bir açıklaması var. Diyor ki telefon başına nöbet tutacaklar. Bu da tabii ayrıca tartışılması gereken bir uygulama. Henüz daha ayrıntılarını bilmiyoruz ama bu da onlara yeni bir iş yükü demek. Çünkü zaten günün içerisinde poliklinik yükleri, hasta bakma yükleri oldukça fazla. Öncelikle bir iş yüklerini mutlaka tartışmak gerekiyor. Mutlaka azaltmamız gerekiyor. Örneğin aile hekimlerin mesela çok yüksek nüfusları var. 4000'in üzerine çıkan bir sürü sorumlu olduğu nüfusun 4000 üzerinde olan bir sürü aile hekimimiz var. Bunların mutlaka iş yüklerinin azaltılması gerekiyor. Ama tabii bir yandan da hekimler kaygı bunu çok fazla dillendiremiyorlar. Çünkü şimdi sistemler öyle şekilde kurulmuş ki nüfus başına ücret alıyorlar aile hekimleri. Bunları söyledikleri anda şu andaki gelirlerinden vazgeçmiş duruma geliyorlar. Aslında doğru bir şeyi dillendirirken bir yandan da ekonomik olarak da bu sefer standartlarından aşağı düşmüş durumda oluyorlar. Yani sistem öyle bir şekilde kitlemiş durumda ki bunu özellikle hekimlerin aldıkları ücretleriyle yaptıkları işler öyle bir karşı karşıya gelmiş durumda ki savunmamız gereken değerleri ve şeyleri, nitelikli hizmeti, iyi hekimliği, bunları savunurken bir yandan da acaba evimize ekmek götürürken ücretimiz azalacak mı? Bununla ilgili sıkıntı yaşayacak mıyız? Bu kaygıları duyar hale geldik. Mutlaka bakanlığın bu konuda hekimleri rahatlatması lazım. Demesi lazım ki biz örneğin var Sağlık Bakanlığı'nın nüfusları 3500'e düşürmek istiyor. Böyle bir planı var ki doğru bir plan. Bunu destekliyoruz, mutlaka olması gerekiyor. Ama bunu yaparken hekimlerin ücretinin azalmaması lazım. O zaman ne yapmamız lazım ki bu nüfus başına alma kriterini değiştirmek lazım. Ekonomik kriterlerini, maaş kriterlerini, maaşı belirleme unsurlarını farklı argümanlar üzerinden konuşmak lazım. Onun parametrelerini değiştirmesi lazım ki hekimler bu alanda kendilerini iyi hissetsinler, kaygıyla hizmet vermeyi noktasında kalmasınlar. Gerçekten bu noktalar önemli. Tabii bir de bunlar evriliyor. Geçen gün bir hekimin çok güzel özetlediği gibi özellikle acillerde yaşadığımız şiddet konusu var ki maalesef. Tabii ki toplumdaki şiddetten ayırt edemiyoruz bunu. Biliyorsunuz toplumumuzda sorunları şiddetle çözmek bir alışkanlık haline geldi. Evet. Çünkü belki toplumda başka kapılar açmak lazım, çözüm üretebilecekleri noktaların farklı olması lazım. Çünkü şikayet mekanizmaları üzerinden iş çözmek ya da bunun şiddete başvurarak işin çözümleneceğini düşünmek, zor kullanarak çözümleneceğini düşünmek bu toplumdan uzaklaştırılması gereken bir şey. Çünkü pek çok alana yayılıyor bu. İnsanlar şiddeti sarmalının içinde yaşar hale geliyorlar. Bunları toplum bilimcilerin oturup tartışması lazım. İktidarın da tartışması lazım. Toplum niye böyle yaşıyor? Niye bu noktada bu çözüm öneri sadece şiddetle oluyor? Çünkü eski hekimlerin anılarına baktığımızda özellikle hani ben de mesleğimin ilk yıllarında mecbur hizmette özellikle doğuda çalıştığım dönemlerde genç bir hekim olmama rağmen çok şaşırdığım bir saygıyla karşılaşmıştım. Çünkü bizler oraya sağlık götürmek için giden insanlardık. Ve pek çoğumuz ilk defa hekim çalışan yerlere gittik. Ve orada gördüğümüz en güzel şey her yaştan insanın, yani bizden çok daha büyük, çok daha yaşlı insanların bize gösterdiği saygıydı. Bugün baktığımızda o saygının ile çok ilgili diyebilir miyiz şu anda? Çok sıkıntı yaşadığımızı görüyoruz. Tabii ki bunun temel sağlık politikalarının ve hekimin değersizleştirmesinin söz eylemleri var burada ülkede. Hekimin yaptığı işin kutsallığını ve özverisini görmezden gelmek var.
çok farklı noktalara indirgemek var sağlık hizmetini. Çok önemsizleştirmek var. Ama bu ülkede iyi doktorlar, iyi, mesleğini iyi yapan, iyi hekimlik vurgusuyla bu işi yürüten sağlıkçılar olmasaydı bugün hiçbirimiz bu noktada olmazdık. Ve gerçekten sağlığa ulaşmak çok büyük bir sıkıntı olurdu. Peki. Aslında sözlerinizin içinde çok kısa değindiniz. Ben de dediniz ki ben de doğuda mecburi hizmet için bulundum bir dönemde diye. Şu anda baktığınızda nasıl görüyorsunuz oradaki durumu? Yine evet her daldan memur yine gidip orada hizmetini yapıyor. Şu anda sağlık çalışanlarının burada evet biz muayenede çok kişi geliyor. Bunları tartışıyoruz. Orada bir terör gerçeği de var ne yazık ki ülkemizde. Evet. Uzun yıllardır bitmeyen, bitirilemeyen bir gerçek bu da ne yazık ki. Oradaki doktorların şikayetleri neler? Ya da haber alabiliyor musunuz oradan çok sağlıklı bir şekilde? Yani yakın zamana kadar daha sağlıklı haberler aldığımızı düşünüyorum. Ama son zamanlarda hani bu haber noktasında insanlar artık çok konuşmadıklarını düşünüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Bize bilgi akışı oldukça kesildi. Oradaki meslek odalarının paylaşımları var tabii ki bu anlamda. En önemlisi temel sağlık hizmetlerinin çok büyük sıkıntıda olduğunu biliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insanlar hasta olmadan değerli olan tedavi değildir değerli olan. Hani insanlar hasta olduktan sonra o hastalığın tedavisi için uğraşmak tabii ki hekimlerin temel işlerinden bir tanesi. Ama değerli olan o insanları sağlıklı tutmaktır. Evet. Ve bu ülkedeki devletin görevi de budur. Yani devletin yapması gereken şey nedir? Temel sağlık hizmetlerini, koruyucu hizmetleri verebilmesidir. Mutlaka vermesi gereken hizmetlerdir burada. Orada sıkıntılar var. Örneğin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar var. Bebek bakımlarında, anne doğumlarda çok büyük sıkıntı var. Gebe bakımlarında çok büyük sıkıntılar var. Ki bunlar da bizim olmazsa olmazımız. Çünkü eğer anne çocuk sağlığını koruyamıyorsak hiçbir şeyi koruyamıyoruz demektir. Evet. Özellikle bunların çok büyük sıkıntıda olduğunu, çok büyük zorluklarla yapıldığını ve oradaki meslektaşlarımızın çok özverili çalışmalarıyla bazı şeylerin gittiğini onları biliyorum. Oradaki hekimlere de büyük kolaylıklar diliyorum. Evet, gerçekten çok zor koşullarla çalışıyor arkadaşlarımız. Peki. Biraz garip bir olay vardı internette. Balıkesir'de gerçekleşti. Belki gören de vardır. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Neden istiyorum? Hastanelere, kamu hastaneleri birliğinden bir anket gönderildi. Sağlık çalışanlarının doldurması için. Garip sorular var. Şöyle söyleyelim izleyenlerimiz için. En yakışıklı, en bonkör, en gezgin, en çılgın, en güzel sağlık çalışanı, doktor, hekim kimdir şeklinde sorular var. Böyle bir anket hatta resmi de var. Dileyen internette bulabilir bunu. Yalanlandı daha sonra ama yani görseli de görünce insan bir düşünüyor. Hani ne amaçlanmış, ne hedeflenmiş olabilir diye. Siz de gördünüz herhalde bunu. Gördüm. Konuştuk çünkü öncesinde biraz. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani ben ciddiye almak istemiyorum öncelikle. Çünkü sağlık ciddi bir iştir. Yani bir kere öyle bir şey. Hadi herkesin eğlenmeye hakkı vardır. Yani mutlaka eğleniriz. Ama bu mesleğimizin çok kaldıramayacağı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler enleri çok sevmeyen bir meslek grubuyuzdur. Hani özellikle de hiçbir hekim kendisi için bu enleri sıralayarak bir takım sıfatlarla konuşmaz. Çünkü hepimiz gerçekten çok özveriyle çalışan bir meslek grubuyuz. Ya anılmak istediğiniz şey iyi herhalde. Meslekte iyi olmak evet, tabiriyle anılmak istersiniz. İyi hekimlik bizim kıstaslarımız, kriterlerimiz vardır. İyi hekimlik için çaba gösterdiğimizi söyleriz. Kimse en çılgın, en gezgin olmaya uğraşmıyor yani. Yani özel hayatında belki pek çok insan bunları gerçekleştiriyor ama onlar özel hayattır. Evet. Mesleğimiz bunları çok kaldırabilecek şeylerdir. Hakikaten çünkü sağlık ciddiyet isteyen bir şeydir. Evet. Çünkü baktığınızda acillerdeki insanların sorunlarına ve sağlığını kaybeden insanların kendini nasıl hissettiğini bir öngördüğünüzde ki hepimiz yaşıyoruz, ailemizde ağır hastalığı olan birçok insan var. O zaman bu nokta hastalarımızın gözüyle baktığımızda bunların çok doğru olmadığını evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Çok daha önemli şeylerin evet, olduğunu. Biz gerçekten ciddiyetle işimizi yapan bir meslek grubuyuz. Peki. Sağlıkta dönüşüm programı bundan tam 14 yıl önce başlamıştı resmi olarak. Hala da sürdürülüyor. Evet.
siz bugüne kadar bunların artılarını evet görmüşsünüzdür ama şöyle de dediğiniz yanlar var mı? Ya bu da olsaydı daha güzel de olurdu bizim için dediğimiz şeyler var mı? Çok var. Şimdi iyi olduğunu söylediğimiz şeyler bir kere hakikaten sağlığa ulaşmakta. Özellikle SSK'lı eski deyimle hastalarımızın örneğin üniversite hastanelerine gitmesinde önünde engeller vardı. Ayrı bir ilaçla sıkıntıları olabiliyordu. Bu bütün sağlık sisteminin bir noktaya toplanmasının çok büyük faydaları oldu. Gerçekten bu çok değerli bir çalışma. Bunu doğru yaptığımı düşünüyorum. Bunu içinde yanlışlar da var ama hani onları belki başka bir programda, başka bir şekilde konuşmak lazım. Ama temelde bir araya getirme gerçekten sağlığa ulaşmakta insanların önünü açar. Ülkemizdeki bazı kaynakların doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Örneğin şehir hastaneleri. Biliyorsunuz bu sağlıkta dönüşümün son projesi olarak önümüze geliyor. Bursa'da da otoyolun hemen kenarında büyük bir hızla tamamlanmaya çalışan bir hastane var. Biz diyoruz ki oraya ayrılan parayla, çünkü bütün illerimize hastane yapılabilirdi. Binin üzerindeki yataklı hastaneler yapılabilirdi. Çünkü sistem şöyle işliyor. Bunu seyircilerimize en güzel şöyle anlatabiliriz. 3 yıllık bir kira bedeliyle 25 yıllık bir kira devlet ödemeyi öngörüyor orada. Araziyi devlet veriyor. Ondan sonra krediyi devlet buluyor. Kredi garantisini devlet veriyor. Ödeyemezse mutlaka devlet ödüyor o krediyi. Böyle bir şey söz konusu olduğu halde 25 yıl kira ödüyor devlet oraya. 3 yıllık kira bedeliyle zaten o hastaneyi yapabiliyor. Yani kaynak... Ve 25 yıl ödemeye devam ediyor. Yani artıdan 23 yıl kira ödüyor o yükleniciye. Burada kaynakları kötü kullanımı var. Ama daha ilginç bir şey var. %70 doluluk garantisi veriyor. Psikiyatri hastanelerine %80'lik bir doluluk garantisi veriyor. Bu aynı şuna benziyor. Hani çok gündemde olan bu Osman Gazi Köprüsü'nden geç geçme, işte Avrasya Tüneli, hani hep bunlar büyük projeler. Geç geçme ödenen paralar var ya, hani orada sağlanan araç garantileri var. Aynı onlar gibi. Eğer %70 doluluk oranını bu hastane karşılayamazsa üstünü devlet ödeyecek. Yani sistem çok değişmiyor. Biz neredeyse oraya harcayacağımız parayla bütün ülkemizi hastanelerle donatabiliriz. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Böyle mesela yanlış kaynak kullanımları var. Bunun dışında en sıkıntılı dönem şeylerden bir tanesi performans ödeme sistemi. Burada hekimlere ödenen özellikle temel ücretlerin çok düşük tutulması ve performans üzerinden ücret ödenmesi ve hekimlerin emekliliğine hiç yansımayacak bir şekilde temel ücretlerin üzerinden, çünkü emekli oluyor hekimler ondan sonra, emekliliklerine çok küçük emekli ayrılıklarıyla yaşamak zorunda kalmaları, bunlar da özellikle sağlık çalışanlarının yaşadığı çok büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bunları değiştirmek isterdim ben. Gerçekten o zaman belki sağlıkta çalışılan, ayrılan süreleri arttırmak ve bunlar göz önüne alındığında pek çok şey çok daha güzel giderdi sağlıkta. Hastalarımız da çok mutlu olurdu. Hekimler de çok mutlu olurdu baktığımızda. Ve keyifle işimizi yapar hale gelirdik. Böyle bir dünyayı gerçekten özlüyorum. Peki, biz de isteriz öyle olmasını diyelim. İşaret ediyorlar son 5 dakika kaldığını. Bir konumuz daha var, onu da konuşalım. 14 Mart Tıp Bayramı kutlanacak. Tıp Bayramı'na giderken artık yine 6 günlük bir zaman kaldı. Hekimler ne düşünüyor? Özellikle kendi hakları konusunda. Hekimler öncelikle emekliliklerine yansıyacak bir temel ücret istiyorlar. Yani TTB'nin bu konuda çalışmaları var, yasa önerileri var. Bununla ilgili hesaplamaları var. Onlar eğer göz önüne alındığında, bakan geçen sene bir sevhen bin liralık bir emekli aylıklarına sözü var. Ki o söz 14 Mart, geçen 14 Mart için verilmiş bir söz. Bu 14 Mart geldi, herhangi bir işaret göremedik. Emekli hekimlerimizin özellikle böyle bir beklentisi var. Çünkü özellikle
SGK ve Bağkur noktasına da geldiğinde hekimler çok düşük emekli aylıkları almak durumunda kalıyorlar. Onların yaşam standartlarını gerçekten etkiliyor. Bir kere öyle bir talepleri var. Ücretlerin demin de az önce de biraz bahsettik. Başka parametrelerle konuşulması gerekiyor bu hekim maaşlarını öderken. Bunu başka alanlarda çözdü iktidar. Kamuda da çözdü. Bunun yansımalarını da pek çok mesleğimizde, başka mesleklerde görebiliyoruz. Bunu hekimlerin uygulamaması için önümüzde hiçbir neden yok. Tamamen bu parametreleri değiştirmesi lazım. Mutlaka temel ücretlerin artması lazım. Performans mutlaka olabilir ama bu anlamda performansın çok düşük anlamda bir özen noktasında kalması gerekiyor. Pozitif bir performansın olması gerekiyor. Bunu da yine de hekimlerle çözülmesi gerekiyor. Bir de mutlaka bakanlığın yaptığı uygulamalarda özellikle meslek örgütümüzün, hekimlerin görüşlerini alması gerekiyor. Bunu defalarca dile getirilmesi noktasında bir kez daha buradan bunu dillendirelim. Bir de tabii ki sağlıktaki yaşanan şiddeti belki çok fazla çözmeyecek ama caydırıcılık anlamda bir takım yasal önerileri var, yasa önerileri var TTB'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin. Bunun hayata geçirilmesi de belki caydırıcılık noktasında hastalarımızla olan bize ilişkilerimizi bazı noktalarda daha iyi hissetmemizi gerçekten bir şeyler yapıldığı duygusunu da görmemiz açısından önemli. Bize moral motivasyon açısından iyi gelecektir diye düşünüyorum. Böyle bir yasanın gerçekleşmesi. 14 Mart'a gidiyoruz, kutluyoruz her sene. Genelde hekimlerin kendilerini iyi hissettiği bir takım sosyal faaliyetlerinin veya sanatla ilgili çalışmalarının ön planda olduğu veya hekimlik sorunlarımızı anlattığımız pek çok işle kutlamaya çalışıyoruz. Örneğin bu sene hekimlik değerlerimizi anlattığımız web sitemizden veya Facebook'tan duyurduğumuz küçük videolar çekiyoruz hastalarımıza. Oradan hastalarımıza seslenmek ve hekimleri ve hekimliği anlatmaya çalışıyoruz. Bu tarz çalışmalarımız var 14 Mart'a giderken. Ama temelde insanların sağlık hakkını savunan, iyi hekimliği savunan bir noktadayız. Biz onları savunmazsak, öncelikle sağlık hakkını savunmazsak, bu noktada mücadele vermezsek ve iyi hekimliği savunarak mücadele vermezsek bir meslek örgütü olarak görevimizi yeterince yerine getirememişizdir diye düşünüyorum. Peki, Gülzen Hanım çok keyifliydi sohbet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha kutlayalım Dünya Kadınlar Günümüzü. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sert koşullarda mert yürekler yetiştirir topraklar. Yeter ki hedefleri olsun, yolculuk zor olsa da. Yeter ki ümit